mahallelerimizin güvenlik ve asayiş konularını istişare etmek üzere düzenlenen toplantıya hoş geldiniz. Düğün, nişan, kına, asker uğurlaması gibi etkinliklerde silah atılması olaylarının önlenmesi, metruk yerlerin güvenli hale getirilmesi, muhtarlarımızın talepleri, taleplerin cevaplandırılması, toplantının sona ermesi. Daha çok güvenlik ağırlıklı olmak üzere bir toplantı gerçekleştireceğiz. Hazır bir araya gelmişken, muhtarlarımızla bir sohbet ortamında diğer konularda da beklentilerini, taleplerini alalım istedik. Muhtarlarımıza teşviklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sürekli işbirliği içerisinde olduğumuz, beraber çalıştığımız, siz değerli muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmek bu anlamda bu politikaların nerelerde eksiklik var, nerelerde daha ne yapabiliriz diye sizinle istişare etmek için bu toplantıları Sayın Valimizin önderliğinde düzenliyoruz. Düğünlerde ve asker uğurlamalarında silah kullanımı konusunun önüne geçmemiz gerekiyor. Yani hep beraber bunu yapmamız gerekiyor. Sizlerin mahallelerinizde bu yönde bir çabanızın olmasını bekliyoruz. 82 tane metruk bina tespitimiz var. Sizlerden de aldığımız bilgiler de olsun. Arkadaşlar bu tespitleri yapıyorlar. Bunlardan 74 tanesi belediyemize bildirilmiş. Hepsi bildirilmiş. 74 tanesi belediyemiz ıslah etmiş. Bir başka gündem konumuz yine okulların güvenliğiyle ilgili rehber öğretmenler ve okul yöneticileriyle görüşerek o okulun çevresindeki oluşmuş olan işte çocuklara sigara satan veya bir şekilde oralara gelip uyuşturucu, hap gibi alışverişlerde bulunan şahıslar var mı yok mu? Bununla ilgili çalışmalar narkotimlerimiz tarafından ve ildeki bütün şube müdürleri, her bir müdür birkaç okuldan sorumlu olacak şekilde görevlendirildi. Bunların altında sorumlu ekipler ve memurlar var. Bunların vasıtasıyla bu çalışmalarımıza devam ediyor. Böyle bir toplantıyı tertip etmek, burada Osmaniye'yi konuşmak bizleri son derece mutlu etti. İnşallah önemli olmuştur diye düşünüyorum. Tekrar tüm muhtar arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Değerli muhtarlarımız, öncelikle teşriflerinizden dolayı, katılımınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. İdare olarak en önemli paydaşımız sizlersiniz. Halkımızla, vatandaşımızla idare arasında köprü vazifesi gören, vatandaşımızın taleplerinin, isteklerinin, sorunlarının idareye aktarılması, idarenin de vatandaşlarımıza dönük beklentilerinin anlatılması noktasında sizlere önemli görevler düşüyor. İnşallah bundan sonraki süreçte sizlerle birlikte el birliğiyle Osmaniye'nin huzurlu, emniyetli, daha güvenli bir şehir olması için hep birlikte gayret göstereceğiz, çaba göstereceğiz. Daha iyi hizmet alması için, altyapısının daha güçlü olması için hep birlikte gayret göstereceğiz. Teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Sağ olun.